Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hanımım. Bir an evvel iyileşin diye sabaha kadar dua ettim. Ama şimdi iyisiniz şükür değil mi? Hadi gevezeliği bırak da koş yatağı hazırla. Yatağı çoktan hazır. Limonatalar, şerbetler kaynattım size. İçersiniz değil mi? İçerim Gülizar. Hadi Gülizar, işinize bak. Yavaş. Rahat mısın? Benden istediğin bir şey var mı? Hayır abi, teşekkür ederim. Bak, hazır hasta nazı durumundayken bir şey istiyorsan söyle. Yeni bir araba falan hemen gidip alayım ha? Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. Biz çıkalım. Bir şeye ihtiyacın olunca seslen. Ne oluyor sana? Ne mi oluyor? Hiç, ne olacak? Halide geldi diye seviniyorum. Daha iki gün önce Halide'yi kovdum diye bana kızıyordun. Ne oldu şimdi? Niye surat asıyorsun kızcağıza? Hata etmişim, tamam mı? Tamam değil. Artık bu evde küslük, dargınlık istemiyorum. Hemen şimdi her şeyi konuşup halledeceğiz. O zaman söyle hemşirene de bundan böyle bana insan gibi davransın. Canım bir hata yapmış ve yaptığının cezasını fazlasıyla çıkıyor zaten. Senin de bir olgunluk gösterip bunu affetmen lazım değil mi? Etmedim mi zannediyorsun? Nerimanlardayken ayağına kadar gidip özür bile diledim. Çiftliğe geri dön, abinle seni barıştırayım dedim. Hakaret üstüne hakaret. Bir kovmadığı kaldı beni. Neriman'la Kemal şahidimdir, onlara sor istersen. Kaçırttı, dövdü, ses etmedim. Çiftliğe geldiğim günden beri her Allah'ın günü hakaret, aşağılama, ses etmedim. Ama artık yeter. Eğer bundan böyle üstüme gelirse misiliyle karşılığını görür Muzaffer. Haberin olsun. Ne var? Ne istiyorsun? Müsaade et de gireyim. Esat'tan seviyor musun sen beni? Hala soruyor musun? Gözümün içine bak da cevap ver. Seviyor musun? Evet. Seviyorum. O zaman git buradan. Ancak öyle inanırım beni sevdiğine. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Yalvarırım git. Kemal, bu işin sonu ikimiz için de hiç hayırlı olmayacak. Bizim kaderimiz birlikte yazılmış Güllü. Sonunda ölüm de olsa vazgeçmem senden. Hiçbir aşk uğruna ölmeye değmez. Bunu sen söyledin bana. Şimdi de ben sana söylüyorum. Değmez. Kemal'im.
Efendi. Duydun mu? Kemal Efendi, hı. Hayırdır Gülzar bacı? Ne oldu? Hiç. Uyku tutmadı da. Senin ışığının yandığını gördüm. Gideyim de iki lafın belini kıralım dedim. Uyuyor muydun yoksa? Yo, öylesine uzanmıştım. Ha, iyi. Ay, anan da iyi benzetti Muzaffer Bey bu gece ha. Eşekten düşmüşe çevirdi vallahi. Ya. Adı neydi senin ananın? Meryem. Meryem. Kusura bakma da Meryem teyze de biraz deliymiş. Öyle mi? Nereden duydun? Nereden duydum? Halide Hanım söyledi. Halide Hanım mı? Hı. Ay çok üzülmüş senin durumuna da. Sağ olsun. Ay sen de şimdi zor be Kemal. İnsanın böyle deli anası olunca insan katil olur vallahi. Ay katil dedim de. Sen hiç mahpusa düştün mü? Mahpusa mı? He. Yo, niye düşeyim ki mahpusa? Ha, bizim bir yakınımız vardı da böyle. Anası tıpkı seninki gibiydi, deliydi. Affedersin. Bir gün dayanamadı, çekti, vurdu. Hı. Kadın mezara, oğlan da doğru mahpusa. Ondan sürdüm öyle. Aklıma o geldi. Ver şunu. Ne oluyor be? Bir şey olduğu yok. Kimin fıtısı? Karımın. Karının mı? Ulan. Sen hani evli değildin? Hükümet nikahlı değiliz. İmam nikahlıyız. Ha hükümet ha imam. Evlisin ya. Aa. Bak. Beni de pek müşkül vaziyette bıraktın şimdi. Niye? Niyesi mi var? Yasin ha. Evli bir erkeğin odasına girdiğimi görse kemiklerimi kırar vallahi. İyi. Sen de durma o vakit. Karına benden selam söyle o zaman. Tabii yanına uğruyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.